Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 16 Haziran 2020 günlerden Salı sevgili yarışseverler. Yarın 17 Haziran 2020 günlerden Çarşamba. Her zaman olduğu gibi yeni günde bütün arkadaşlarıma en içten dileklerimle, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim arkadaşlar. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz. Bugün biraz talihsiz bir gündü arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm diyebilirim. Biliyorsunuz birinci altının son ayağında Kocaeli'de ünlü olduğunu size ısrarla vermiştim. Bir George Thomas torunudur. Tanıyanlar bilir demiştim ve George Thomas torunu 12 numara ünlü olduğu 23 lira 95 kuruş ganyanla kazanmasını bildi. Yine Nikuru'nun kalitesinden bahsetmiştim. Yine birinci altının 5. ayağında Dragon Ball Bank olarak vermiştik. Yine Babür Bey birinci atımızdı ve 11 numaralı Only Love isimli safkandan yattık. Esasen kızdığım nokta şu: 11 numaralı Only Love ile Yuda Behnur arasında gidip geldim ama Yuda Behnur kalitesiyle onu ön plan çıkardım. Ona üzülüyorum arkadaşlar. Çok kolay bir altıydı. 9.480 lira verdim. Ve ikinci altılı yine 19.356 lira verdim. Yine 5'te kaldık arkadaşlar. İkinci altılı da biliyorsunuz altılı yani 5. anda gümüş keseni kalitesiyle değerlendirmiştim. Orada da yine Kadir Takoçoğlu geldi. İki ayakta da Kadir Takoçoğlu yatırdı bizi. O da 13 lira 15 kuruş ganyanla geldi arkadaşlar. O altılı da gerçekten çok büyük para verdi arkadaşlar. Ya yani şu oyuna göre 19.356 lira zaten altılı para verdiren 12 numaralı ünlü oluydu sevgili yarışseverler. Yine Adana'da arkadaşlar biliyorsunuz Adana at yarışlarında yine üzülüyorum arkadaşlar. Gerçi birinci altılı para vermez. Bulduk ilk altılıyı. Yine 3 numara King Berkay'ı sadece jokeyi kontrol etti. Çok büyük bir safkan, çok iyi bir safkan demiştim. Bugün Hişman Çizik idaresinde nasıl koşacağını düşünemiyorum dedim. Ve 14 boy farkla geldi. Yani safkan kendini belli ediyor. Yeter ki yarış izlemesini bilelim. Yeter ki dikkatli yarış izleyelim arkadaşlar. İlk altı tuttu ama ben para vereceğini de düşünmüyorum. 360 lira. Evet şu anda belli oldu. 360 lira 418 kuruş verdi. Biliyorsunuz ilk altında da 3 numara King Berkay tekti ve son ayakta da yine 2 numara Miran Bey tekti. Ama ilginç olan şey ilk altılda 6 ayağın 5'i birinci atımız geldi arkadaşlar. Adeta mislilik altılıymış. Çok rahat misli bulunabilecek altılıymış. Tabii altılıyı oynayamadım arkadaşlar. Bugün doktorla randevum vardı. 5 dakika vakit bulamadım. Sabahtan düştüm yollara. Doktor randevuma gittim. Daha sonra yine kapattığım dükkanda malzemelerim vardı. Onları almaya gittim. Ama şu altılı özellikle Adana birinci altısı misli bulunabilirmiş. Bakalım ikinci altılıyı ne yapacağız? İkinci altılıya da biliyorsunuz Miran Bey tek olarak girmiştik. Umarım ikinci altılı analizimiz de tutar. Ben sizlere en iyi şekilde, en güzel şekilde tahmin at saklamadan en iyi şekilde vermeye çalışıyorum arkadaşlar ama altının da garantisi yok. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman sizlere telkinde bulunuyorum. Gelmeyebilir de teklerimiz. Özellikle pandemi döneminden dolayı bir 3-4 aylık ara oldu. O yüzden biraz çekincem var ama bu aralar özellikle ilk haftası dolmak üzere yavaş yavaş inşallah bundan sonra daha başarılı tahminler olacak. Zaten eskiye oranla biraz daha çok vakit ayırıyorum. Çünkü iş yerimi kapattım evde. Sadece at yarışı çalışıyorum sabahtan. Gece yarılana kadar daha verimli olacağımı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 17 Haziran 2020 Çarşamba at yarışlarına izin vereceğim. İstanbul'da da yine 11 koşuluk bir program mevcut. Burada da birinci ve ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Yine Elazığ'da
7 koşuluk bir program var. İlginç. 10 koşuluk program yok bugün. Elazığ'da fazla kalabalık bir yarış programı yok. Arkadaşlar yine akabinde de Elazığ at yarışları analizim olacak. Sırasıyla umarım şanslı kalemleri yeni günde buluruz. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımızı tavsiye etmelerini istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın büyümesinde destek olmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Yine videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. Bu da dolayısıyla abone sayımızı arttıracaktır. Bu konuda da destek olursanız, duyarlı olursanız hepinize minnettar kalırım. Bir elin sesi var, iki elin nesi var arkadaşlar. Sizler olmadığınız takdirde bu kanalda büyümez arkadaşlar. Onun için hepinizin desteğine ihtiyacım var diyerek ben 17 Haziran 2020 İstanbul 1. At yarışı analizlerimle yine inandığım şekilde vereceğim. Yine kendi analizlerinizi, kendi görüşlerinizi mutlak süratle değerlendirin arkadaşlar. Ben yine riske de girmek gerekiyor. 2 tekle vereceğim İstanbul 1. altısını. Umarım teklerimiz yine tutar arkadaşlar. Altı Gendi Kaya programın ikinci koşusuyla başlayacak. İstanbul'da 11 koşuluk program olması sebebiyle 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak şartlı bir yarışı. Ünlü aygır, ünlü şampiyon Red Beat Shop adına düzenlenmiş bu koşu. İlk defa koşan safkanların maiden mücadelesi yani birincilik mücadelesi olacak. Arkadaşlar normal mantığa göre bu grupta geçilmemesi gereken bir safkan var. Özellikle sentetikte adeta tırnakları yere değmeyen bir safkan var. Gerçekten çok iyi işlerle hazırlanmış, bu grubu rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Sayın Sayın Ömer Faruk Binbaşıoğlu'na ait Tri Valles'in tayı 8 numaralı Yaman Bey. Arkadaşlar sentetikte özellikle uçmuş. Ben çimde daha da iyi koşacağını düşünüyorum. 8 numaralı Yaman Bey isimli safkanın Gökhan Kocakaya idaresinde. Ben maiden yarışta, şartlı bir yarışta riske ediyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma Altın Gani ilk ayağında 8 numaralı Yaman Bey'i günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altın Gani'nin ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada da yine beğenimi kazanan bir isim var. Yine dün söylediğim gibi atın eşkali çok yerinde. Atı sürmek gerekiyor. Çünkü zor bir safkan. King Berkay gibi arkadaşlar. Yani dün ilk ayakta size Adana'da King Berkay'ı söylemiştim ya. Bu safkan hakkında da aynı şeyleri hissediyorum ama bu daha zor bir safkan sanki. Özellikle sentetikte bakalım nasıl koşacak. Onun tereddütünü yaşıyorum. Çünkü kaba kumda istenileni yapıyor. Özellikle şişmançlık arkadaşımız bu safkanla 2 numara Ahmet Beyli ile daha önce bir yarış kazandı. Akabininde de Muhammed Hamedi arkadaşımız çok rahat bir yarış kazandı. Bakalım sentetikte ne yapacak? 2 numara Ahmet Beyli'yi ben bugün birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 9 numara Ten Sprint. Bu safkan da adeta işlerinde kanatlanmış. Bu safkan da Tri Valles yavrusu arkadaşlar. Bugün yine tanıdığı jokey Gökhan Kocakaya idaresinde ben 2 numara Ahmet Bey'i belli isimli safkana ilk rakip görüyorum. Yine 1 numara Dark Ponyx kalitesiyle bu grupta her zaman söz sahibi olabilecek bir Lineart temsilcisi. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Bu 3 safkan dışına çıkarsa yine tecrübeli jokeri Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Zlatabor kuponlarda bulunması gereken bir diğer isimdir. Bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen işlerinde çok beğenimi kazanan bir isim daha var. 8 numaralı Pleasantin Boy isimli safkanda geniş oynayan, sürpriz arayan arkadaşlarıma öneriyorum diyerek ben 1. altının 3. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1100 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle banko bir isim daha vereceğim. Sayın Mahmut Bağ'a ait Kayız Bert'in temsilcisi 1 numaralı Altın Kaplı son yarışında adeta yarışta olmayan safkan dış kulvardan yaptığı çok etkili ataklarla adeta duran rakiplerini geçmişçesine koştu ve rakiplerini çok kısa bir süre içerisinde ekarte etmeyi başardı. Ben bugün çim pistte de
biliyorsunuz Kayızbert Yavru, çim kum ayırmayan safkanlar yine Tolga Yıldız dairesinde bu rakiplerinin de geçmesini bekliyorum. Ben Altın Ganyan'ın 3. yanında 1 numaralı Altın Kaplı isimli safkanı günün ikinci bankosu olarak veriyorum. Ve Altın Ganyan 3. ayağın 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak şartlı bir yarışla devam edecek. Burada da özellikle tuttuğum bir isim, birinci şanslı ismimiz yine Hakkar temsilcisi 8 numaralı Şefika, benim birinci şans vereceğim isim olacak burada. Yine işlerini beğendiğim bir safkan. Bugün Fırat Arslan idaresinde ilk şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Pets of Victory, işlerinde beğenimi kazanan bir diğer Victoria Galop temsilcisi. Biliyorsunuz 7 numara Pets of Victory, 10 numaralı Ay Çiçeği isimli safkanla da ekürü. 10 numaralı Ay Çiçeği de Invisible son yavrusu ve bir Unaccounted for torunu. Bu safkanlar da bu ekürlere de dikkat diyorum arkadaşlar. Yine 1 numaralı Akay Balası, bir derviş ağa temsilcisi. Bugün Burak Averbak idaresinde benim 3. 4. şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Jeps Bomb isimli safkan da Özcan Yıldırım idaresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer isim. Yine işlerinde çok diri gördüğüm bir isim var. 4 numaralı Kuan Po isimli safkan, bir Velociraptor yavrusu, bir Trapper torunu. Bu safkan da özellikle zor koşuda diyorum. Çünkü bu meydin diğer meydine göre bana biraz daha zor geldi arkadaşlar. Yine 3 numaralı Emir Reis ve 13 numaralı Kaliska isimli safkanlar bütçe durumuna göre değerlendirilmeli. Bu ayak biraz bana zor geldi. Öbür meydinde biliyorsunuz tereddütsüz bir tek vermiştim. Ve Altılı Gani'nin 5. ayağına geçiyorum. İlk altılıda 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe sentetik pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Özellikle beğenimi kazanan, özellikle birinciliğinde hayran kaldığım ve son yarışında da çok beğenimi kazanan bir isim var. Yine Victor Galop'un temsilcisi 8 numara Shauri. Gerçekten çok eşkalli, çok güzel bir safkan. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde 52 kilo sikletle benim bu grupta birinci şanslı safkanım olur sevgili yarışseverler. Yine 12 numaralı Snow Waltz beğenimi kazanan bir başka isim. Özellikle son koştuğu yarışta ikinciliğinde beğenimi kazandı. Bu safkan da bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde benim de ikinci şans vereceğim safkan olacak sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yine 12 numara Snow Waltz'dan sonra 4 numara Shorty, yine Ayan Kurşun idaresinde piste çıkacak bir Venezuela torunu yavrusu. Pardon arkadaşlar, 4 numara Shorty'de sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerden. Altıda biliyorsunuz 2 bankomuz var. Bu ayaklarda arama kararı aldım. 3 numaralı Heva, özellikle sentetik pistte başarılı koşabilen bir isim. Mustafa Çiçek idaresinde benim yine 4. şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Secret Zengetta, 1 numaralı Berdar kalitesiyle değerlendirilmesi gereken isim. Yine yer olan arkadaşlarım 7 numaralı Snow Girl isimli safkanlarda değerlendirebilir. Hatta bu koşuda tuttuğunuz safkan varsa bile yazabilirsiniz. Gerçekten bu ayakta sürprize müsait bir koşu gibi görünüyor sevgili yarışseverler. Ve Altılı Gayan'ın son ayağı, programın 7. koşusu, 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada da yine kalitesiyle de ilk değerlendireceğim isim yine Ateş Topu'nun temsilcisi 7 numara Gurbet Ateşi. Bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak Sayın Eylem Tan Yiğit'e ait güzel ellerde, güzel ahırda bakılıyor. 7 numara Gurbet Ateşi'ni ben birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine koştuğu son iki koşusunun ikisini de kazanan Altağ temsilcisi 1 numara Gökçe Hatun. Özellikle Altağ yavrularını ben çimde her zaman için ön plan çıkartıyorum arkadaşlar. Bu safkan biliyorsunuz son iki koşusunu sentetikte kazandı. Ama Altağlar şimdi daha iyi gider arkadaşlar bana göre. Bugün bir numara Gökçe Hatun'a dikkat diyorum. Yine tercihen buraya 7-1 şeklinde de geçebilirsiniz sevgili yarışseverler. Yine 2 numaralı Alaşah beğenimi kazanan kaliteli bir safkan, bir Aya Bakan temsilcisi ve bir Nurten yavrusu arkadaşlar. Kanatlı güzel, biliyorsunuz Hürbatır'a dayanan da bir kanatlı var. 2 numaralı Alaşah'ın annesinin, Nurten'in arkadaşlar. Bugün 3. şans ismimizde 2 numara Alaşah. Yine 17 numaralı Sinoplu Merve
bu atın ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Yani bugün bu ata Halis Karataş veya Ahmet Çelik binmiş olsaydı veya Müslüm Çelik binmiş veya Gökhan Kocakaya binmiş olsaydı size tereddütsüz tek verirdim. Al safkanı istediğin yere götür. Yani at safkanı al. İt gidiyor. Çok güzel bir safkan. 17 numaralı Sinoplu Merve. Yine mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isimdir diyorum. Ve son isim olarak da yine Çim'de özellikle çok kaliteli koşularda koştu. Çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm Çim pistte Kafkas Şahı'nın tayı 9 numaralı Hopa Şahı'nda ben bugün İlker Soyat idaresinde bu grupta etkili olmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve burayı da 7-1-2-17 ve 9 şeklinde öneririm. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle kanalımıza destek olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Kanalımızı yine bir arkadaşınıza önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Az sonra İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili aziz severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.